Evet arkadaşlar, bugün Bozkır ilçemize bağlı güzel ve şirin bir mahallemizdeyiz. Eski tarihten kalma güzel anıları yaşatma adına yine bir arşivden derlenmiş bir video. 8-10 yıllık en aşağı bu videomuzda. Bu ziyaretimizde Kuşça mahallemize pullukla, eşeğiyle tarlasını süren çiftçilerimize ve demirci ustamıza konuk oluyoruz. Sözü fazla uzatmadan buyurun sohbete, muhabbete, herkese iyi seyirler diliyorum. Ziyan mı? Yok değil, bu da baskılı. Öyle mi? Aynı bizim Ziyan'a. Ziyan'a benzer. Ziyan, Ziyan'a ne benzer de ondan diyor. Vallahi benziyor abi dediğin gibi. Benziyor tabii canım, basana. Dereden mi geliyorsunuz? Dere tarafından geliyoruz. Palamutlu burnuna baktık, bilemedik. Bozkurt'ta mı çalışıyorsun sen? Efendim? Bozkurt'ta mı çalışıyorsun? Yok, o yerde çalışıyorum. Sen ne muhasebeci misin dedi? Ne kadar sürede sürüyorsun dayı böyle? Burayı mı? Burayı şimdi Armutağa kadar çıktım, salıverince ikindi ezeni okunduğumu salarız. İkindi ezeni? He. Bir günde bitirin yani. Yok yok, iki günde bitireyim burayı. Ha, iki günde. He. Eşeklerin ikisi de senin mi? İkisi de benim. Benim ev yukarıda. Kim derler abi Kuşça'da? Aa, bu taraf Hüseyin'in oğlu Mehmet. Mehmet söz. Bildirciyim. Bildirdi. Bildirciyim mi sen söz? Bildirciyim. Allah Allah. Şu bir ara evi yanan sen mi? He. Abi tarafa geçen de. Evi yanan benim işte. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. O zaman biz geldik herhalde biz. Tamir şey var ya burada. O zaman o şeyde buradaydı. Şimdi lazım da herhalde. Evet, oldu arkadaş. Beraber geldik. Ya. Ya eniştem. Gel canım koca. Bugün yine öyle biraz. Yok, daha çok. O senin birader mi? Evet. Abi sen ondan bayağı küçüksün baba. Ya o kadar küçüksün ya. Babamın o iyi kaldı abi. Babam mükemmel. Doğru o zaman ya. Çünkü düşünüyorum da o adam bayağı bayağı torunlar var büyük büyük. Var tabii ya. Gidelim abi. Abi biz müsaade alalım. Hadi. Çayır çayırımız olsun da.
çay kaybedirsen size olur da. Allah razı olsun. Öyle ya. Gideklerle çay kaybedirme. Allah razı olsun abi. Biz böyle geziyoruz köyde. Neyle arabanız var mı? Yok. Neyle geldiniz? Hayır, biz köye geldik. Hani sana yayan geldik. Evet. Bir adam bu araba çağırıyor ya. Ya işte çağırdık da bizim Mehmet dayı var. Kıl duran o. O Sparta'ya gitti. Aha. Elma alıştı. Elma da. Şuraya dökelim. Soğuk mu? Buz olmasa da soğuk yani. Sen nereliydin? Bozgulu'nda ya. Neresindesin? Dereliyim ben. Ah. Dereliysin. Benim dede rahmetli burada değirmencilik yapmış. Arkadaş güzel o zaman. Bakalım yani Seyrek Basanlar'dan mı? Yok, Seyrek Basanlar'dan bizde herhalde köyde kimse kalmadı onlardan ya. Başka bir diğer vardı. Sadele derler benim dedem rahmetli. Esasçı. Neydi adı? Mehmet'di herhalde. O da onlardandı. Yani bak benim soyum dereye dayanır, deredeki Seyrek Basanlar'a dayanır, tamam mı? Yani ilk defa kaçıncı dedem herhalde, üçüncü dedem tahmin ederim. Vay, dayına vermezsen fanla çalışıyor ha. Thank you.
var mı öyle be? Ağacı aç. Bu ağacı karşı mahallede yeni yıl mahallede bir tavırsın ben gibi garip adım. Ondan aldım ben ağacı. Daha doğrusu hediye tatamıza. Üniversiteyi açtığımda 1970 77'lerde falan işte. Kullandığım diyor fabrikasyon. Sonra böyle elimde yaktım bunu. Artık biraz biz kocadık, bunlar da kocamaya başladı.
Allah. Bizim fitiğimize göre, bizim atalarımızın, yani Osmanlı'nın kılıncı niye kesin diye sordukları zaman soğuk dövmekten dolayı tam demir, tam demir bir çelik yapan bir madde var. Bir de bu su, bizim normalde hazırlama bildiğimiz. O yüzden sen sardın, bu sarılan kaybını oldu. Ama yağda yavaş yavaş, daha bağlanacak. Ver bakayım, bir böyle dövebilecek miyiz? Ver bakayım. Hadi. Şöyle eriyi biraz daha bir tutarsan. Tutsa. Şöyle. Hah. Olacak mı usta bizde? Bu da su verme metodu, tamam mı? Bunun da malzemenin şeyine göre, çeliğin sertliğine, yumuşaklığına göre değişen bir şey. Bu da işte kendi kafanda oluşan. Bazı atıp eski büyüklerimiz, işte navru tavu der, çirkem tavu der. Tamam mı? Kızartma nevi ha? Tabii, burayı, oradaki demire gelen rengin verdiği şeye göre adlandırmışlar. Yani bu da yani kullanacağım malzeme. Kazmanınki bir ayrı olur, baltanınki bir ayrı olur. Efendime söyleyin, tahranınki daha bir ayrı olur. Böyle yapana bu şekilde şöyle. Şöyle. Ben zaten bu da hemen hemen oluştu zaten hemen dediğin kadar. Çok olmasın ha. Doğrultalım, düzeltelim. Sen bunu gerçekten bıçaklayın ya şimdi. Bıçak yaparım dayı. De bende şey yok. Hoca olmasın ha, biz makineyle yapıyoruz. Tamam, tamam. Peki suyu verirken nasıl yapıyorsun? Yağ da verdim ben buna suyunu. İşte çarptık işte. Yağ da o zaman eğilmemesi gerekiyordu. Eğilmemesi gerekiyordu ama. Vallahi, o da bizim şeyliğimizden. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam bunda şey oldu, hani gezdiremedim. Yağı şu şekilde veyahut da her yan değil, yalnızca ağzını bu şekilde. Bir yetiştiremedik yani arkamızdan bir oğlanın biri. Çok güzeldi, o da İstanbul'a Güney Cam diye cam fabrikasına gitti, orada çalışıyor. Orada
yavaş uğraşacak ama güzel işi var. Belki bu mesleği bizden sonra yürütecek yok. Ona üzülüyorum yani. Hep öyle amcam. Zamanı en düşüşe öleceğiz. Aslında dünya durdukça bu mesleğin geç, bu bölgede geçecek. Ha bana deseler ki Demirci Hasan, sen bir genç olsan da nasıl gümüş olur dersen ben Bozkurt'a sebep yok. Gerçekten şahsımdan söylüyorum. Ya Bozkurt'a yok yani, o bu mesleğe bile kimse kalmadı yani. Taşkent'te var. Ne? Taşkent'ten geliyor. Geçen onun yanına da gittim. Şimdi Konya'nın Bozkurt ilçesinde Uşça köyünde demirci ustası Hasan ustam yanındayız. Hasan amca, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 1966'da babam öldükten sonra başladım. 66'dan bu tarafa. Babamız? Baba mesleği. Baba mesleği. İkinci nesil mi? Dede de mi aynı mesleği? Dedem de. Evet, dedem de Buhari'de demirci Mustafa diye tanınan biriydi yani. Demirci. Babam fazla tanınan biri değildi ama. Rahman Ahmet'in adı neydi? Babamın adı Veli'ydi. Babam işte bir hani geçmişteki bazı insanların cehaleti yüzünden babam vuruldu yani daha doğrusu. Ondan sonra ben bu mesleği nasıl idame ettireyim diye çok uğraştım. Demin biraz önce anlattığım gibi nerede iyi bir usta var, nerede güzel bir insan var yani bu meslek üzerinde hep onların yanına gittim. Yani müşteri olarak gittim, efendime söyleyen bir de yani seyirci olarak gittim. Gittiğim yine ilgi de gördüm yani adamlardan. Adamlara merak anlattım. Olunca... adamlara anlattım ben şeyimi, halimi, ahvalimi. Adamlar da bize hiç kıskançlık yapmadan, hasetlik etmeden yardımcı oldular. Ondan sonra hep iyi gördük diye biz Allah'a şükür biraz da kendimizi kafa yapımızda biraz hevesledik, böyle yaşadık, araştırdık. Allah bugüne kadar getirdik. Yani ben kendim bir oğlum vardı, büyük oğlum yetiştirdim. Hakikaten benim kadar, benim seviyemde olduydu ama. Buradan İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir güney camda çalışıyor orada. Eğer emekli olur dönerse bu işi devam ettirecek. O dönmezse bu iş burada bitti yani. İnşallah devam ettirir. İnşallah yani bitmez yani. Kaybolup gitmez. Yani gerçekten benim burada yani sanayide belki bulamayacağın kadar çeşitli aletlerim var. Yani demir üzerinde, yani demirden olan her türlü şeyle uğraştım yani. Öyle bir zaman geldi ki bir 1.000 lira harcadım, 1.000 liralık şey yaptım yani. Hasan Bey, şimdi ürün olarak ne yapıyoruz? Şimdi balta, çapa, kazma, hayvanlarla kullanılan pulluk, hatta motor pulluklarının, bıçaklarının, efendime söyleyeyim, motorun bazı yerlerinin tekrardan çıkan tamiratlarını. Yani ama en çok uğraştığım şey balta, kazma, çapa, pulluk. Şu pullukla benim kendi imalatım başı. Bu gördüğüm işte hayvan pulluğu olarak. Yani şimdi insanlar, birileri bıçağı atladı uzaya gitti, bizimkiler de at arabayı sattı, eşeğe düştük. Eşek pulluklarını yaptık yani, küçüldü azalttık yani, böyle hayvan pulluğu yapıyoruz. Yani çok... Bu da bitmek üzere zaten. Bu da hemen bunun da son zamanlar gibi, bilmiyorum ileride nasıl olur. Halk işler yapmayı verdi. Buğday işte ucuz, efendim sen girdisi pahalı gibilerinden. Devam ettiremediler. Çelik olarak makas çeliği kullanıyorum. Şimdi ham çelik de kullanıyoruz yani. Çelik suyu verip çelik getiriyor. Bu makaslar da kullanıyoruz. Makasları pulluk bıçaklarını, motor pulluk bıçaklarını da kullanıyoruz. Öteki ham çeliği de böyle işte hayvan pulluklarını da kullanıyoruz. Tabi bunu ocaklarda öyle çıkardığımız için. Onu kendimiz yapmak mecburiyetindeyiz. Onu nasıl yapıyorsun sen amca? Aynı işte. Bak orada, şurada yaptım bak. Kesiyoruz buradan. Ondan sonra ağzına göre ayarlıyoruz buradan. Onu da kaynatıyoruz. Ondan sonra diyor, şey çevirtiyoruz. Bir şekilde devam ediyor yani. Çelik temininde sıkıntı mı oluyor mu sen amca? Yok. Şimdi yok. Bu yıllar öncesi vardı yani. Bundan 20 sene öncesi vardı. Çünkü hem cepte yoktu hem şeyde yoktu. Ama şimdi hurda çok. Adam arabayı parçalamış, makası var, her türlü şey var yani. Bak burada benim şu bir uzak bir köydeyim. Şurada hiç yoksa bende 1,5 ton demir vardı belki burada kullanacak kadar. Şimdi demir sıkıntısı yok. Aks çeliği falan var galiba yani. Evet. Ondan ne yapıyorsun sen amca? Şimdi onu bak şundan biz tabiri caizse tarladan taş dökmek için kullanıyoruz. Ufak tepe kenarını temizlemek için. İşte bazı oradaki demirler var. İşte makastan tahra yapıyoruz, makastan efendime söyleyen kazma yapıyoruz. Öteki bazı demirlerden ya şimdi maksadına ihtiyacı olan her türlü aleti maksadına yapalım. Göre yani yapılacak işin maksadına göre hareket yapıyoruz yani Allah'a şükür olsun yani hiç problem yok. Mesela işte ha kazmalar yaptık, oraya attık. Bize çöp çölte dediler, böyle çapa dediler, kazma dediler, balta dediler. Bilmiyorum piyasadaki her yerde hemen öyle de bir de iki az bir isim değişikliği varsa ya var ya yok yani.
Peki aslında hani bugün burayı ben almış olsam, yani genç birisi veya hiçbir birikim olmayan birisi buradan ekmek götürebilir mi evine? Muazzam ekmek var bunda. Yani gerçekten tarif edilmez kadar ekmek var. Ama genç olmazsan biz bir elhamdülillah. Yani hiç hele hele eğer elini vicdanından biraz da cüzdanından çekersen gerçekten çok muazzam ekmek var. Ama elini vicdanına koysan, kaçtaki insan da kendi gibi düşünüyorsan yine de Allah'a şükür olsun. Bak Bozkır'da bir pulluk bıçağı, şu gördüğün bıçağı 15 milyon lira içerik derler. Ben burada 5 milyon lira içerik derler. Ama bir kiram yok. Allah'a şükürler olsun. İşte ama vergim var ama kiram yok. Kira vermiyorum. Elhamdülillah idare işte. Ha şu kazmayı. Bazı yerde bunun 50-60 lira maliyeti var. Bu ben tamamen bunu, kendi yaptığım biraz. Tamamen. He, bunu ben 20 liraya veriyorum vatandaşa. Baltayı 50 liraya veriyorum. 60 liraya veriyorum yeni bunun baltasını. Pulluk bıçağını 5 liraya çelikliyorum. Ha, biraz daha işçili fark ederse 10 liraya. Bir motor pulluğu 3 tane bıçağı olan bir pulluk motor bıçağını yaptığımız zaman 50-60 liraya yani aracını çelikliyorum. Bu şekilde biz devam ettiriyoruz. Ama inşallah bilmiyorum benim gördüğüm kadarıyla, benim anladığım kadarıyla. Halk memnun, biz de memnun, biz de halktan memnun. Şimdi dede de bu dükkanda yok. Yok, dedemin dükkanı edemeyi yukarıda. Ama burayı hayır, burayı ben satın aldım. Kendi ben, yani babam evi de yukarıda, dükkan da yukarıda. Hatta babamın dükkanı duruyor yukarıda yani. Hala? Hala çalıştıran yok yani. Bize de vermediler, öyle duruyor orada. Hani atalar hep öyle demişler ya. Öyle kaldı. Yani öyle kaldı yani. Biz bunu yeniden bulduk, yeniden getirdik. Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Sen hiç pazara çıkmıyorsun, müşterin gelip seni bulabiliyor. Müşteri beni bulur. Ben o Bozkır'da, Büyük Cami'nin orada, Doğan Bey benim oradaki arkadaşlarla içeri yaparım. Hani o beni arayanlar orada bulur. Vereceği alet edevatı da oraya bırakır, ben oradan alır gelir. Ancak müşteriye cevap veremiyorlar. Başka cevap verme şansım yok yani. Bozkır'a çıkman için vaktim olması lazım, bu işi yapman lazım. Ben şu anda benim, dedim ya demin hobim çok. Ben inşaat ustasıyım, çatı ustasıyım, duvar ustasıyım. On var mı, on var mı? Yani, yani bende çobancılık da vardı, bahçıvanlık da vardı, çiftçilik. Onun için de yani biz bir yere sıkıştırdık, işte böyle olduk yani. Ama başaramaydım şeyi de başarırım deyip de onunla uğraşamam. Az önce bıçak. La başladım ben bu şey dedin. Evet. Var mı bu yaptığım bıçaklar? Tabii. Şimdi burada yoktu yukarıda. Ben saklasın. Hançer tabirindeki olanlarla uğraşıyorum, tamam mı? Anladım. Yani o zamanlar ki hani nerede eşenlere güzel bıçak yapıyorlardı. Bir de çatta derede güzel bıçak yapıyorlardı. Onlardan esinlenerek, onlardan şey alarak, ilham alaraktan o adamların işini yürüttüm yani öyle bir yere götürdüm. Çatta bir tane var ustamız yani, şu an. Çapa. Çocukluktan kurtulup delikanlı dönüme girdikten sonra bu dedim ya işte bu başlama esas niyetim sürek tamirciliğiyle başlamak istiyordum. Samet Usta diye Daşbaşı'nda bir usta, çok muhterem bir adamdı. O adama gittim hem meslek öğrenmek hem fikir almak için. Dedi ki ben bundan çok çektim. Yani ben hapislerde yattım, çorum çocuğum yattı. Sen devletin menettiği şeyle uğraşma, bu işi bırak dedi. Biz de o işi bıraktık. Yani Allah'a şükür buna dönüştürdük. Yani biraz önce de dedik ya Bu meslek her türlü şeye dönebilir, bilebilir yani. Allah'a şükürler olsun. Soğuğa döner, sıcağa döner, dön kapı pencereye dön, her şey olur yani. Ama yani benim çocuklarımdan işte birisini öğrettik. Öteki bir oğlum da var Ömer diye. O da uyanık, o da aklı başında. Ve lakin astım buruş diye bir hastalığı var. Ondan dolayı işte, o da gelemiyor, o da girmiyor. Şimdi o aşağıda kanalda çalışıyor. Allah'a şükür bu işi bu şekilde devam ettirdik. Ama bizden bittik yani. 62 yaşına gittik. Yavaş yavaş. Ama bizi arayan çok. Hakikaten şimdi belki Zabahtan Bey en azından 5 kişi aradı. Yani çalışacağım mı, gireceğim dükkana, gireyim mi, girmeyeyim mi? Bileğimde de böyle bir anormal olunca yine az buçuk yani herkese cevap vermesek, de yani az buçuk cevap vermeye çalışıyoruz yani. Emekliliğim var. Allah'a şükür tabii. 22 sene bizzat vergi ödedim. Efendime söyleyen 22 sene bu işi devam ettirdim, çalıştım. 22 sene sonra da emekli oldum Allah'a şükür bu dükkandan. Bu işi. Anahtar abi, anahtar da mı? O, yapar mıydın? Çok ta yok. Onlar, tabii onların ben dedim ya demir işinden her türlü şeyle uğraşırım ya. O problem demirden değil. Demirden çıkabilecek her şeyi yaparım diyorsun. Demirden olan her şeyle uğraşırım. Yeter ki istese hiç, yani bedeli bir kuruş olsa bile kaçtaki insan bunu bana tamir ediver de benim elimden geliyorsa onu yapmaya gayret ederim yani. Bir günümü harcarım, zamanımı harcarım. Bilmiyorum benim şeyim öyleydi hobi olarak diyelim nasıl diyelim ama genelde hobim olarak çok yani. Şimdi Hasan amca az önce söylediğim gibi hani biz yöremizdeki senin gibi ustalarımız hepsini teker teker gezmeye çalışıyoruz.
sağım içerisinde kendini geliştiren bir seni gördüm. Diğerleri babası ne öğrettiyse onun üzerine devam etmiş. Üzerine bir şey koymamış. Şimdi bak benim yukarıda şu anda getirmedim. Hizarım da var. Yani her benim malzeme yani. Dedim ya takım olarak. Töpleri. Makim yani bende alet edevat olarak yani sanayidekin kadar şeyli var ama yani görünmeyen yerlerde böyle şimdi dükkanımız şey. Bak bunları bunlar sen kendin yaptın. Tabii, tabii, nasıl yaptın Hasan amca? Şimdi bu şöyle çeviriyorsun, buna göre bir zımba ayarlıyoruz biz buna zımba tabiriyle. Kızdırıyoruz tek tek sıradan başla böyle sırayla ondan sonra. Bu gördüğün belki 20 senelik hemen hemen vardı bak. Ege miydi bu normalde? Bu, yok bu makastı. Makas. Şu Ege'ymiş. O Ege'ydi ha. O Ege'ydi, o Ege'den çevirdik. Kaynak? Yok kaynak kırıldı, ben kullanırken vurdum. Ya, sert olunca bunlar kırıldı. Kırıldıktan sonra da kaynattım için tekrar kullanmaya devam ettim yani. Yumuşatmadan mı şey yaptıydın? Tabii bu sıdıyor, ısıtmadan yapılır mı bu çok çok sıdıyorsan yapıyorsun, ondan sonra su veriyorsun. Bu da senin eserin yani. Tabii. Kendi dükkanın ihtiyacını da görürüm diyorsun. Ya, mecbursun, hava bu çek içler mesela. Ben dedim ya inşaat ustasıyım diye, biz bunlarla inşaatların köşesini yapıyorduk. Bunu hem imal ediyorduk hem kullanıyorduk yani. Şu anda... Gerçekten zor iş. Efendim, şu pullukları mesela ben geliştirdim. Daha önceleri yoktu, bu hep küçüldü, böyle küçüldük, hayvan pulluğuna çevirdim. Bilmiyorum, bıçakçı uğraşıyorum ben, boyun üstlüyorum tabi. Boyun üstlerim diyorsun. Tabi yani, bir doğru çoğu üstlüyorum. Yarım bırak. Ve lakin, işte dedim ya, çok uzun yıllar oldu bırakalı aşağı yukarı. 1970 yıllara varmadan bıraktım o dediğim bu bıçak işini de. İşte ondan sonra bu işe devam ettim ben. Kaç yıl yaptın bıçağı? Bıçağı kaç yıl yaptın usta? Şöyle yani, hem bunu yürüttüm ben. Hem bu işi götürdüm, hem bıçak yaptım yani. Dedim ya, tek o şey olarak da geldi. Yeter ki o ihtiyaca göre. Anladım. İhtiyaca göre çalıştım. Bana bir bıçak yap arkadaş diyene, kini yaptık yani. Öyle biz paldır yapalım da bunu sergileyelim, satalım diye öyle yapmadık yani. Bunu işi hepsinde. Şu anda benim yaptığım valtayı bilmiyorum. Şu Bozkurt Havalesi'nde ki yapıyorlar mesela. Dedemköy'ünde falan yapıyorlar da. Benim yaptığım gibi değil yani. Mümkün değil. Benim bıçağım eğer benim merhametli olmasam 200 bin liraya satılar benim yaptığım bazen. Ama ben 60 liraya falan 50-60 liraya civarında yapıp satıyorum. Yani şu anda da cevap veremiyorum, yapamıyorum da öyle de arada ha çok sevdiğim biri olursa yani onu kıramıyorum, onu yapıyorum şeyini. Başka da amcam yapıyor, borudan kesip bir şeyler yapıyor ama amcamınki öyle değil yani bizimki gibi değil, bizimki zor. Onunki o kolayına kaçanlar. Kaynakla mı yapıyorsun? Ha, bizimki zoruna kaçanlar. Dayı, sizde vergi muafiyeti yok mu? Kaybolan bazı mesleklere vergi muafiyeti var da. Bu yeni çıktı yalnız abi. Ben senden duydum onu. Şimdi böyle senin gibi eski zanaat, eski ustalık diyeyim, eski zanaatlarda. Bu eski o. Devlet teşvik etmek için vergi muafiyeti getiriyor. Doğru, eski olanlardan. Bu da yani ben şu anda ben duymadım, sizden duydum yani. Bir vergi muafiyeti söz konusu. Hani uygulanmaya geçti mi tam bilmiyoruz ama öyle bir şey söz konusu. Devletimiz zaniye teşvikliyor. Sizin gibi ustalarımız kaybolmasın. Biz yapacağımız işte bir tanesini yetiştirdik. Öteki benim oğlum 3 tane. Öbürü ortanca oğlum boş yani. Bu iş yapamıyor. Olmuyor yani. O yüzden benim çok güzel. Bura gelir. Ha vurdun vuru durdun duru. Bunun dışında hiçbir şey yok yani. Dışına çıkamazız. O ya Allah ya, demek ki her şeyde bir yaratılış var. Allah'ın verdiği bir lütuf o zaman demek ki. Ama öteki mesela o en küçük var, o fırtına yap ama o da aslında uğraşır. Ben bu işe girmem baba diyor, gelip bana burada yarım saat yardım eder, kaçar gider ondan sonra. Büyük süperdi. O işte orada İstanbul'a var. İnşallah emekli olunca döner gelir. İnşallah emekli olursa zaten aşağı yukarı 10-15 senelik falan çalışıyor yani diyor öyle. Ondan sonra olursa, gevam bitirirse o. Hevesi de o, dükkanı yukarıya kaldır diyor. Bak şu gördüğün anahtar belki 200 senelik vardır. Çengelli yukarı kaldır çıkar. Açmaz mı? Çıkmaz birader. Çıkar oradan çıkar o da. Birileri getirdi onu bana. Yukarı doğru kaldır öyle. Yahu çıkar öyle. Bu nerenin anahtarı Hasan amca? Şimdi amcam bu yüzde... Kale anahtarı olabilir. Yok %80 ya da %90 camilerin yani eski şeylerin yani güçlü bir yerlerin anahtarı olsa gerek. Çünkü çok ilkel olduğuna göre. Bir diş yok, damak yok sadece. He. Mesafeye göre anahtar yapmışlar. 200 yıllık anahtar.
şey bu. Dedik ya demirden bir adam getiriyor. Bak şu bekle şurada da vardı anahtarı. Getiriyor şuraya bir han açacağı kırıldı. Yapalım ben anahtarı. Bakalım demir diyor. Yaparız ya yaparız. Gözüm yapamaz. Gördü ya şey yaparım diyorsun. Demir, yeter ki demirden olsun yani. Demirden olduğunu söyleyeyim. Başka eklemek istediğim şey Allah, Allah razı olsun abi. Size başarılar dilerim yani. İnşallah benim gibi olan insanlar da unutturmasın. Amacımız hani senin gibi ustalarımızı unutturmamak. Tamam, yani yaşatmak için elimizden gelen, hani elimizden bir şeyler geliyorsa diye bu çalışmalar yapıyoruz. Sağ olun. Hiç olmazsa belki ileride biz de unutulmayız. Bizi sevenler, bizi görenler, bizi de... Yok inşallah unutulmaz. Hani... Yani mesleğimde gerçekten... Yani, kendime güvenirim diyorsun. Güveniyorum. Güvendiğim kadar da yani merhameti hiçbir zaman elden bırakmadım. Yani yapamayacağım hiçbir şey elim almadım. Yapacağımı da en iyi yapmaya gayret ettim. Yani en iyisini, en ucuza halka nasıl mal ederim diye hep öyle hesapladım. Halktan da Allah razı olsun insanlardan da. Yapacağım benim bu. Allah razı olsun efendim. Bizi misafir ettik. Allah razı olsun. Size de kolay gelsin diyelim. Sağ olasın. Sağ olasın.